Herkese merhaba sevgili dostlar. Yepyeni bir Clash of Clans bölümüyle karşınızdayım. Bugün efsane bir güncelleme sızıntısıyla geldim. Şimdi inşaatçılarımız gittiğinden beri ortalık bayağı karıştı. Ve bu karışıklıkta da Clash of Clans oyuncularına da yansıdı ister istemez. Clash of Clans forum sitelerinde bayağı bir güncelleme haberi dolaşıyor arkadaşlar. İlk paylaşılan haber yenilik sistemiydi. Gelirse nasıl olur falan onu tartışmıştık. İzlemediyseniz kartlar kısmında bulabilirsiniz. Şimdi ise lig sisteminden sonra yeni bir asker geleceği söylendi dostlar. Zaten ekranda şu an görüyorsunuz. Askerimizin adı Pyromanik. Umarım askerimizin adını doğru okumuşumdur. Türkçe anlamı ise ateş saçan manyak anlamında arkadaşlar. Hemen askerimizin genel özelliklerine bakacak olursak ilk başta söylemem gereken şey sanki askerimiz Bombiç'ten gelme bir asker. Şahsen bana o havayı yansıttı. Hemen bakıyorum askerimizin saniye başı hasarı 35'miş, birazcık düşük kalmış. Hızına baktığımız zaman 14 arkadaşlar, yani şahsen büyücümüzün hızı bile, hemen şuradan bakayım. Büyücümüzün hızı bile 16 iken bu pyromanik askerimizin hızı 14 olması biraz yavaş olduğunu gösteriyor. Ordu kampında kapladığı alan 3 birimlikmiş. Hem hava hem de kara birimlerine ateş edebiliyor arkadaşlar. Bu çok güzel oldu. Biraz da dikkatle baktığımızda sanki silahşörü anımsatıyor arkadaşlar. Clash Royale'deki silahşörü anımsatıyor bana. Biraz Bombiç'ten biraz Clash Royale'den karıştırmışlar. Ortaya bu çıkmış. Ayrıyetten de favori hedefi fırın arkadaşlar. Hemen buradan inşaatçı üstümüze gelelim. Demek oluyor ki bu fırına 2 kat hasar veriyorsa inşaatçı üstümüze gelecek bir askermiş dostlar. Bakalım lig sistemi gelecek mi? Gelecekse nasıl olacak? Ondan sonra yeni bir asker geleceği söyleniyor. Böyle değişik değişik günceleme haberleri var arkadaşlar. Eğer daha çok böyle günceleme haberi istiyorsanız kanalı takip ve almayı unutmayın arkadaşlar. Nasıl bir cümle oldu lan, kanalı takip almayı unutmayın. Takipte kalırsanız çok mutlu olurum. Ayrıca da buraya kadar da izlemişsiniz, hala beni Instagram'dan takip etmiyorsanız arkadaşlar, açıklamalar ve yorumlar kısmına Instagram hesabımın linkini koyacağım. Oradan beni takip edebilirsiniz. Ayrıca da bana oradan ulaşabilirsiniz dostlar. Hemen şuradaki bir iksir depomuzu toparlayalım. Ana köyümüze girelim. Gayet güzel. Şu ana kadar 2 tane günceleme haberi paylaşıldı. Bakalım önümüzde daha bir sürü zaman var arkadaşlar. Çünkü ilk başta barbar inşaatçılarımız geldi. Sonra dev inşaatçılarımız, daha yeni yeni askerlerimiz gelecek. Bunun daha büyücüsü var. Diğer askerleri falan var. Yani gelecek arkadaşlar, günceleme haberleri de olacaktır. Bakalım daha ne gibi günceleme haberleri gelecek karşımıza. Bir aralar büyüler falan geleceği söyleniyordu. Bu inşaatçı üstümüze. Hani gelirse nasıl olur? Zaten ufacık bir köy arkadaşlar. Yani büyü gelirse oyunun dengesi tamamen değişir diye, hani sanmıyorum büyü falan getirseler ama yine de getirebilirler, yani bunu şimdiden söyleyeyim. Çünkü inşaatçı binası 7 gibi söylentiler de falan geliyor. Daha ben 5'teymişim. İnşaatçı binası 7 gibi söylentiler falan geliyordu arkadaşlar. Çünkü bu oyun sürekli geliştirmeye odaklanmış. Geliştirmeye odaklanmış. Yeni bir şey getirmiyorlar. Anca bir üst seviyesini, bir üst seviyesini getirseler. Yani böyle güzel şeyler daha getirilebilir. Yani misal Klan Savaşı turnuvaları gelse güzel olur. Ya da oyunda aktiflik veya kimler online kimler online değil, bu güzel olur. Ya da kimler bağış yapmış onun listesi gelirse çok güzel olabilir. Misal istek dışı bağışlarda çok rahat bir şekilde tespit edebiliriz arkadaşlar. Bunun gibi bir sürü günceleme haberi gelebilir arkadaşlar. Yani gelirse daha güzel olur. Clash of Clans'ı daha güzel bir oynanabilir oyun haline getirebilirler arkadaşlar. Umarım anlatım tarzımı beğenmişsinizdir. Hadi dilerseniz sizlerle birlikte ejder saldırısı yapıp kara iksiri biriktirelim. Bir gün 20 saat sonra barbar kralımız arkadaşlar gördüğünüz üzere bitecek. 29 olacak, sonra 30'a basacağım. Umarım toparlayabilirim bitmeden önce. Şu an 87 bin kara iksirim var. Ama isterseniz sizlerle birlikte savaş yaparsak güzel olabilir. Şuradaki yıl dönümü pastasını kaldırayım ya. Neyse, sıkıntı değil. Hemen bir köy bulup geliyorum ben. Abi burada çok güzel bir ganimetlik köy var. Ben direkt buna saldıracağım ama nasıl saldıracağım hiç bilmiyorum. Çünkü köy bayağı bir iyi köy arkadaşlar. Şimdi hava patlatıcılarına bakıyorum. Aşağı ve yukarıya doğru bakıyorlar arkadaşlar. Şuradaki ikisini alırsam, şuradan girersem acaba nasıl olur? Çok merak ediyorum. Denemeden bilemeyiz. O yüzden hemen iki tane hava savunmasını buraya, iki tanesini buraya bırakıyorum. Şimdi deprem büyülerimizi de buraya at, şuraya da at bakayım. Gayet güzel. O iki yeri aldıktan sonra hemen şuradan pat 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 hepsini bıraktıktan sonra umarım dalmazlar. O yüzden biraz bekleteceğim arkadaşlar. Şuradaki ejder şurayı temizlesin, şuradaki de şurayı temizlesin. Gerek kalanını buradan bırakıyorum. Büyük koruyucu da unutmamak lazım. Balonlarla birlikte destek verelim. Şuraya doğru hemen büyücü kulesinin olduğu kısma balonlara biraz daha yaklaşsa hız büyüsü atacağım arkadaşlar. 10 numara. Şimdi oradaki hava soğumasına doğru gidecekler arkadaşlar. Buraya hemen ben bir öfke büyüsü atacağım. Buradan büyük koruyucumuzun özelliğini kullanacağım. Çünkü cehennem kuleleri, kraliçemiz falan hepsi odaklanmış durumda balonlara.
En son kraliçeyi kullanacağım. Çünkü şuradaki sondaj var, onu alabilirim diye düşünüyorum. Ama öncelikle şurayı bir temizlesinler. Köy binasını alsak bizim için güzel olabilir. Orada da bir depo sonuçta. Depo görevi görüyor arkadaşlar. Hemen orayı da alırsak güzel olur. Şimdi ilk yıldızımızı aldık. Bonustan da faydalanmak için %70'e kadar tamamlamaya çalışacağız. Ama alabilecek miyiz orası muamma arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane bırakayım. Hadi be, gördü top. Görmeyecek diye umut ediyordum. Hadi aşağı gitme, aşağı gitme. 10 numara ya, bu kraliçeye bayılıyorum. Bazen çok stratejik, daha güzel hareketler yapabiliyor kraliçemiz. Hemen orayı da alsın, buradan kraliçemizin özelliğini kullanayım. %57 oldu bakayım, %58. Öldü mü, oradaki ejderimiz vardı. Ölmüş o. Kraliçemiz de öldü. Tamamdır. Hemen buradan bakalım kaç ganimet almışız. 5600 kara iksir. 1300 de bonus. Yaklaşık olarak da 6900 kare iksir oluyor arkadaşlar. Hatta 7000'e tamamlayabiliriz. Bir savaşta 7000 kare iksir aldık. Gayet güzel bonusa, fena ha. Hemen şuradan eve dön diyelim arkadaşlar. Hemen şuradan bir saldırı daha yaparsak bizim için güzel olabilir. Hemen şuradan toparlayalım. İsteğimizi atalım. Gönder diyelim. Buradan da inşaatçılarımız. Ne inşaatçısı be, herolarımız hemen şuradan hızlandırdık 10 numara. Hemen bir köy daha bulup geliyorum arkadaşlar. Evet sevgili dostlar, uzun bir aramadan sonra güzel bir kara iksirli köy buldum. Şimdi nereden saldırsam diye düşünüyorum da kara iksirin olduğu yakın, kara iksirin olduğu taraftan saldırsam en azından alma şansım daha yüksek. Ayrıca de bir tane cehennem kulesi devre dışı arkadaşlar. Şimdi buradan da saldırmak kesinlikle manyaklık olur. O yüzden ben burayı ve burayı alıyorum ki hemen şuradaki depremlerimizi atalım. Şuradan girdiğim zaman en azından şuradaki hava savunmasını da rahat bir şekilde indirebileyim arkadaşlar. Şimdi şuraya bir at, şuraya at, şuraya at, şuraya at, şuraya at. Şuraya birkaç tane atsak güzel olur. Maksat oyalasın diye orayı. Şuraya atalım hemen hemen hemen. Attık mı? Çok güzel. Şimdi buradan büyük koruyucu da kullanalım. Buraya bir hız büyüsü çok efsane olacaktır. Hadi bakayım. Hız büyüsünü kullandık mı? Tamam, 10 numara büyük koruyucunun özelliğini kullanıyorum arkadaşlar. Şuraya bir tane de öfke büyüsü. Çok güzel ilerliyorlar. Şimdi hızlı bir şekilde orayı da alsınlar bakayım. Hadi aldı, çok güzel. Bir ejder en azından gitti kare içeri deposuna arkadaşlar. Orayı alsa bile bizim için yeterlidir. Ama şuradaki köy binasını alsak bizim için bir depo görevi gördüğünden dolayı karlı olur sonuç olaraktan. Ejderlerin çok sağ tarafa doğru kaydı. Ben buradan kare içeri salacağım ki içeri doğru girsinler arkadaşlar. Şu an taktik hava uçağını indirsek bizim için çok güzel olacaktı. Hadi bakayım, bayağı bir can hasarı yüksek arkadaşlar taktik hava uçağının. Şimdi orayı da alın. Ya şurada bir tane inşaatçı kulübesi kaldı, onu da alsalardı güzel olurdu bizim için. Şuradaki top biraz hasar veriyor bize ama sıkıntı değil. Al bakayım o topu da 10 numara. Kraliçemizin özelliğini şimdi kullanmaya bence hiç gerek yok. Bir takım ejderler, bir topluluk gitti oraya zaten, köy binasının olduğu kısma. Orayı alacaklardı zaten. Şimdi orayı da alsınlar bakayım. Hadi bakayım, orayı da çok güzel gidiyoruz. %70'i de tamamladık. Üçler miyiz? Üçlersek en azından yıldız bonusumuzu da tamamlarız arkadaşlar. Hadi bakayım, üçleyelim orayı. Üçle bakayım, oradaki okçu kulesini indirsinler. Üçlersek bizim için efsane olacak arkadaşlar. Çok az bir canı kaldı, çok az bir canı kaldı. Kraliçemizin özelliğini kullandım ben arkadaşlar. Maalesef sırf o hava savunması yüzünden üçleyemedik arkadaşlar. Neyse, sıkıntı değil, hemen savaşı bitirelim. Bu arada adam bizi de izliyormuş. Gözünün önünde köyünü yerle bir ettik arkadaşlar. Şimdi üzülüyordur ya. Yazık adama da. Sıkıntı değil, savaşı bitirelim. Bakalım ne kadar ganimet almışız. Altın desen tırt. İksir zaten idarelik arkadaşlar, 250 bin aldık, 500 bin, yani 100 binlik bir zararımız var ama olsun. Yine 3700 aldık, 1500 de oradan, yaklaşık olaraktan 4200 ediyor. 5200, yavaş yukarıdan ses geliyor arkadaşlar. 5200 kare iksir aldık. Hemen buradan eve dön diyelim. Güzel bir iki savaş çıkardık. Güncelleme haberimizi de yaptık arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha çok güncelleme haberi için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki bölümlerde takip etmek istiyorsanız da sırf bildirimlerim gelsin diye çan işareti var. Onu da açarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Şuradan hızlandıralım burada. Güzel askerlerimize bastıktan sonra bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bay bay. Adam.